Selamun aleyküm kardeşlerim, hepinize merhabalar. Bugün sizlere bitle mücadele nasıl yapılır tekrardan uygulamalı bunu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki uzun zamandır hayvanlarımıza batik damlası yapmamıştık. Kümesimizde herhangi bir bit falan yok. Ama tabi hayvanlar büyüdükleri için vücudun belli kısımlarında parazitler meydana geliyor. Az önce bir tane horoz elime aldığımda paçaların dip kısımlarında, yani vücudunda her ne kadar yürümese de paçalarının dip kısımlarında birkaç böyle bite denk geldim. Öyle söyleyebilirim. O sebeple de bit ilacı yapmamız gerekiyor. Neden? Tam hayvanların gelişim zamanı. Biz bunların bitle mücadelesini yapmazsak şayet, Allah muhafaza, sonuç iyi olmaz. Hayvanlar bir yandan gelişeceğim diye mücadele ederken bitler maalesef kanını emer ve gelişimini yavaşlatır. Bu sefer aşırı bit yoğunluğu eğer vücutta olursa maalesef sonuçlar daha da kötü olabilir. Şuradan herhangi bir horoz alayım elime. Evet. Şimdi hayvanları aldığımızda biz ne yapıyoruz? Devamlı şu bölgeler hayvanların çok hareketlerini sallayamadıkları, yani kafalarını ya da kuyruğunu sallayamadıkları için şu bölgelerde, kanat altlarında ya da kanadın üstünde, özellikle de şu kılıç dediğimiz yerlerin dip bölgelerinde maalesef bitler oluyor. Kümesimizde bit yok. Onun kavga çıktı. Hey Muhittin, bırak kavgayı. Video çekiyoruz. Kedi kavgası. Neyse. Şimdi arkadaşlar, az önce elimize aldık. Bakalım bunda gözümüze çarpan bir şey var mı? Varsa göstermeye çalışacağım da. Var ama size gösterebileceğim kadar net değil. Kanat üstü. Sırt. Özellikle şu enselerin arka taraflarında çok fazla oluyor normalde. Neyse, bunda yok ama az önce elime bir tane hayvanı aldım. Onu da maalesef bite rastladım arkadaşlar. O sebeple sizlere nasıl ilaçlama yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz kümeslerimize Sebasil ya da Canhiper marka kümesler için bit ilacının uygulamasını sırt tulumbasıyla yapıyoruz. Onu zaten anlatmıştım ki batıyı da anlatmıştım ama bu sefer daha detaylı, yani nasıl yaptığımı yeni gelen kardeşlerimiz de var biliyorsunuz. Onlar videoları kaçırıyor. Hatta bazı kardeşlerim şunu da yazıyor. Abi geçen bu konuyu anlatmıştın. Ya anlattık ama arkadaşlar geri dönmedikleri için, yani eski videolara bakmadıkları için o konuları maalesef izleyemediler. Ben de elimden geldiğince sizlere yeniden anlatmaya çalışıyorum ki üzerinden geçmiş olalım. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Şimdi hayvanlarımıza biz batikle ilaç, tabi biraz eskidi artık. Batik marka gözüküyor mu? Evet. Batik marka ense damlası kullanıyoruz. Bazı veterinerler işte bunu köpekte kullanırsın ya da danada kullanırsın, tavukta kullanamazsınız diyebilir. O yüzden biz yılların vermiş olduğu deneyimle ortalama 3 yıl 4 yıldır ben sadece bunu kullanıyorum. Bunların 2-3 ay boyunca hayvanları koruması gerekiyor. Yani koruyorlar. İlacın tarihi geçmediği müddetçe. Ama üzerinde olan biti de 1 saat 2 saat içinde yok etme özelliğine sahip. Batiğin diğer avantajı da arınma süresi 0 gün. Yani bugün hayvanlara bit ilacı yaptığımızda sabahleyin yumurtasını yiyebilirsiniz. Bir de bunun muadilleri var. Altox, bir de Hectomecti galiba sanırım. O ikisi de, onları vurduğunuzda, yani enseye damlattığınızda 8 gün yumurtasını yemeyin diyorlar. Çünkü deriye işliyor. Bu da aslında deriye işleyen bir şey ama bunu vurduğumuzda, yani bunu damlattığımızda 8 gün sabahleyin yiyebilirsiniz. Arınma süresi 0 gün diyor. Bütün ilaçların üzerinde yazar. Arınma süresi 0 gün. Arınma süresi 8 gün. Bu ne demek? Yani ilacın vücuttan atılma zamanı var. Eğer 8 gün içinde arınıyor derse, 8 günün içinde antibiyotik ya da bu tip yumurtaları yememeniz lazım. Antibiyotikler özellikle ileriye dönük körlüğe sebebiyet verebilir kardeşlerim. Ondan dolayı bunlara da dikkatli şekilde bakalım.
Yine silah sıktılar. Beni kahrediyorlar ya. Neyse. Arkadaşlar. Hem mahalle muhtarı olmak hem de bir şeyler anlatmak zor. Elimizden geldiğince anlatacağız. Şimdi ben kendimden değil hayvana doğru şunu şöyle bir çevirdim. Evet. Şimdi hayvanı kucağımıza yatırdık. Ayakları iki ayağımızın arasında kilitledik kımıldamasın diye. Maşallah çok da hoş bir sırt hattı var. Şimdi kanatlarını da görmeniz için açtık. Ne ya maşallah. Maşallah. Güzel. Şimdi ilacımızı açtık. Yeni bir şırınga bulamadım ama eski şırınga kullanacağım. Bunu zaten sıktığımızda buraya ilaç geliyor. Bunu böyle şırıngayı çekeceğiz, çekeceğiz, çekeceğiz. Evet. Siz ben gibi yapmayın. Yeni bir şırınga bulun. Ben biraz eski şırıngayla çalışacağım. İlaçlar da yeni olsa daha iyi. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu biz 10 cc çektik. Bunu hayvana komple de damlatsanız hiçbir sıkıntı olmayacak. Ondan emin olun. Bazı arkadaşlar abi ne kadar damlatacağız diyor. Yani dediğim gibi bunu komple sıksanız bile bir şey olmaz. Ki denedik zamanında. Yani Romanya'dan gelen hayvanlarda komple sıktık. Şimdi hayvanın kuyruğunun üzerinden bunu tüylerini ayırıp tam derinin üzerine gelecek şekilde göz kararıyla 2-3 damla kanat, sağ kanadı açacağız. Buraya derinin üstüne gelecek şekilde 2-3 damla. Sol kanadın üstüne aynı şekilde 2-3 damla. Ensenin dibindeki deri bölgesine de 2-3 damla yapıp ilaçlamamızı yaptık. Eğer bu hayvanın üzerinde bir de şu var. Onu da elime almışken anlatayım. Şimdi hayvanların bu arka kısımlarında yani şu kloaka bölgelerinde şu tüylerde böyle zamanla kirlenmeler meydana gelir. Biraz kaldırayım. Buralarda kirlenmeler meydana gelir. Bu kirlerin altında böcekler olur. Onlar bit değildir. Kırmızı örümcek tarzı bir şeydir arkadaşlar. Bunlar için de mesela caniper tozu damlatabilirsiniz. Ama bu batik elinden geldiği kadar bu hayvanı bütün bitlerden arındıracak. Hatta şu hikayemi de anlatayım. Bundan 3 sene evveldi Romanya'dan şampiyon bir horoz aldık. Hayvanın yolculuğu ortalama bir hafta kadar sürdü. Neyse hayvan bize bir geldi. Ya abartmıyorum ama üzerinde milyona yakın bit var. Yani yok öyle bir şey. Neresini kaldırsam 50'şer tane 30'ar tane böyle bit. Hayvan artık öldü ölecek. O kadar kötü ki. Hani hayvan yiyin beni bitirin diyor yani. Salmış kendini böyle sekarete düşmüş artık. Yürümüyor bile. Ama geldi. İyi de bir para verdik. Romanya'da şampiyon olmuş hayvan. İyi bakmam lazım. Ne yaparım ne yaparım. Ben dedim en güzeli bu hayvana bir batik damlatayım. Az önce 10 cc ya dedim ölecek. Yani ölecekse bari bitten kurtulsun hayvan. Boy abdesti alsın hani temiz olsun. Komple ayaklarına, paçalarına, kılıçlarına her yanına damlattım. Bir saat ya. Bir saat sonra gelip hayvanın başına baktım. Dedim hani ne oldu sonuç? İnanın arkadaşlar bir tane canlı bit görmedim. Bitler böyle kaçarken nasıl biliyor musun? Tüylerin böyle ucuna doğru ölmüşler. Hani hayvan tüyden dışı çıkamamış. Demek ki hay! Bak gene kavga ediyorlar. Alo! İşte kılıçma dönemleri başladı. Sıkıntı o. Yani batiğin kuvvetini o gün canlı gözümle bir kez daha gördüm arkadaşlar. O yüzden size de tavsiyem elinizden geldiğince batiye sarılın. Güzel. Bir tane daha yapayım. Şimdi video anlatıyorum ya. Sizden sonra evet. Gözüküyor mu bir şey? Evet. Aynı. Bunu da yapalım. Aldık. Yine aynı şekilde. Sırt kısmı. Bu arada hayvanları da ayırdım. Buraya damlattık. Enseye damlattık. Kuyruk üstüne. Ve kanat üstüne diğer kanada. Bu kadar. Bakın arkadaşlar hem tek başına aşılamasını da yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilir. Mesela şöyle ben hayvanları çiçek aşısında tek başıma yapabiliyorum. Açıyorum kanatlarını tak buradan. Yani hayvanı kendi kucağınıza aldığınızda bütün aşılamasını bilmem nesini yaparsınız. Unutmayın. Dün bir arkadaşımız yazmış. Ulan bugüne kadar tavuk tutmasını bile bilmiyormuşuz diye. Ben onu iyi niyetle algıladım.
Umarım öyledir. Yani ben çünkü bilmeyen kardeşlerimize de bir bilgi olsun diye paylaştım. Bazıları şey sanabilir. Hani bizimle alay mı ediyorsun lan, tavuk tutmasından bilmeyeceğiz. Olay yoluyla hepimiz tavuk tutuyoruz. Ama yani dün gösterdiğim gibi adam böyle tavuk tutuyor. Nasıl diyor? Hani biraz daha böyle disiplinli olmalı. Yani hayvanı şöyle tuttuğumuzda hayvan bizim elimizde, artık kontrol bize geçirmesi lazım. O yüzden tutma olayı da buydu. Neyse kardeşlerim, kendinize iyi bakın. Ben bütün hayvanları ilaçlayacağım şimdi. Hoşça kalın, dostça kalın.